Olabiliyor muyuz? Olacağız mı? Ah be! Ne güzel bir gece. Televizyona bakıyorum bir yandan. Bir yandan size bakıyorum ama görmüyorum. Çünkü gözlüğüm yok. Küçük gözlüğümü kaybettim. Nazar değdi. O kadar çok insan beğendi ki. Sokağa çıkma yasağından sonra Mayıs'ta mı? Mayıs'ta şey olacakmış. Serbest her şey. O zaman herkes bir yana kopacak. Dünyanın en büyük trafiği olabilir herhalde. Yani Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük trafik yaşanabilir. Televizyon seyrediyorum bir yandan. Seyredemiyorum daha doğrusu. Bakıyorum ne var ne yok. Hiçbir şey yok vallahi işte. Şöyle güzel filmler koymuyorlar. Böyle tarihi. Ondan sonra aşk. Şiddetsiz macera. Hep böyle kavga, gürültü, patırtı. Kötülük. Yanlışlık. Ahlak gibi ahlaksızlık öğretiyorlar bazı yerlerde. Hayret bir şey. Neyse konuşmayayım. Kendime hakim olayım, sahip olayım. Şşt, şşt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Şşt, pşt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Eyvahlar olsun diyorum. Canlı yayının bir sürü handikapı var. Hep korkmuşlardır benden. Canlı yayında şöyle olursa, böyle olursa diye. Saçma bir... ne? Saçma bir savunma geliştirmişlerdi bazı insanlar. Dedikodu olarak ama. Kimin radyosunda bir şey yapmışım. İşte bak özgürüm burada değil mi? En özgür yerim yani. Kime ne yapmışım diye. Allah Allah. Allah Allah. Çayımı içeyim okuyacağım. Sevgilimin gözleri bal. Bileği zor, yüreği kor. Hiçbir şeye efkarlanmayın valla. Üzüntü insanın yanına kar bile kalmıyor. Valla. Ceketi güzel yapan tabii ki benim. Çünkü ben giyiyorum. Favori dizi, hiç dizi izlemiyorum. Bakıyorum da kalamıyorum yani. Devamını merak edemiyorum. Aşk yine, yine başa bela. Son sürat. İter beni kucağına. Şiir kitabı okuyun Ceren'ci. Bir sürü kitaplar var. Aslında aklıma ne geldi biliyor musunuz geçen gün? Dedim ben milletime şiir okuyayım ya. Kitaplarım var benim salonda. Bakalım mı? Hadi gel bakalım. Şiir okuyayım dedim milletime. Fıkra okuyayım dedim halkıma. Allah Allah bu ne zulümdür. Ondan sonra... Ay... Burası karanlık. Ne yapıyoruz? Işık yakıyoruz. Evet. Burası da karanlık. Ne yapıyoruz? Aydınlatıyoruz. Şuradan ne yapıyoruz kendimize? Ay, ne oldum ben? Diye. Bu kitaplığın hepsini okudum. Unuttum. Sonra bir daha okudum. Gene unuttum. Sonra bazılarını bazen okuyorum şimdi. Şey oluyor hani tanıdık geliyor. Tanıyorum. Şurada bir resmim duruyor. Bakalım mı? Şu. Ha, tanırsınız. Dur bakayım. Şöyle. Hoppala yârim yaz geldi. Çarşıya kiraz. Ay yapamadım ya. Ha şöyle. Evet. Mavi yıldız. Burada annemle babam var. Şurada. Babam ben, bu da, hadi annemle ben, canım annem, biricik annem. Annem çok iyi bir kadındı, çok yiğit bir kadındı. Ben 22 yaşındayken öldü, tanıyamadım yeterince. Yakın olamadım, zaten hep çalışıyordu. Hep sokaklardaydım yani. Çocukluğum hep sokaklarda geçti. Allah'a bin şükür. İzmir'in altın üstüne getiriyorduk. 8-10 arkadaş yan yana geliyorduk. Valla Gültepe'den bir çıkıyorduk. Yayan, Karşıyaka, Şirinyer, Bornova, dağlar, tepeler, denizler. Aşkın içinde aşk var. Kalbimin içinde sen.
Aşka aşktan başka yol mu var kollarındayken? Dumanlı dağlar. Ey masallardan gelen, her hali benim padişahım. Her hali benim padişahım. Yani her hali bana ait. Hiçbir halini daha önce hiç kimsenin görmediği, gözündeki her pırıltının bana ait olduğu, dudağındaki her kıvrımın, anlamın bana ait olduğu. Ben çok kıskanç biriyim ya. Dağınık biriyim. Ben hep dağınık oldum. Belli değil mi? Bellidir. Çok da umurumda değil yani. Pis değilim, dağınığım. Yıldızların türküsü. Kuzey Amerika, Alkonken yerlili kızılderililerin şiiriymiş. Diyor ki, biz şakıyan yıldızlarız, ışığımızla şakıyan. Ateş kuşlarıyız bizler, uçarız göğün üstünde. Sestir ışığımız bizim. Yol açıyoruz ruhlara geçebilmeleri için. Aramızda üç avcı var, bir ayı vurdular. Olmamıştır şimdiye dek avlanmadıkları zaman. Hor görürüz biz dağları, yıldızların türküsü bu. Aa, ne kadar güzelmiş, beğendiniz mi? Evet. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu hep sızı hüsran, geriye kalan. Ana, güzelmiş. Ay, benim komşum olsam ne yapardım acaba? Uy. Ardından abo. Yalnızlık olsa da sana değer. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu hep sızı hüsran, geriye kalan ardından. Yalnızlık olsa da sana değer. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu hep sızı hüsran. Delirmedim canım, anlamına niye delirim? Hep böyle değil mi işte sahnede falan? Ay, evde tabii tuhaf mı olabilir? Ay, kolum ağrıyor. Şu kolum var ya, yaşlılık mı yavrum? Değildir ya, daha ne? Gencim daha. Kim? Bu tarafımı seviyorum ama şu tarafımdan, şu tarafım farklı. Çünkü yanmıştım ben çocukken. Şuram da yanık izim var. Yüzümün bu tarafıyla bu tarafı kimsenin aynı değil ki. Her şeyi olduğu gibi bırakıyorum. Diyorlar ya, nasıl buluyorsan öyle bırak. Allah'ım. Benden ev kadını olmazmış zaten. Allah'a şükürler olsun. Olmasın da zaten. Ev kadını olamam yani ben. Of. Hadi elbise odama girelim. Size buranın renklerini göstereyim. Burası benim elbise odam. Aynen. Daha aydınlık değil mi? Evet. Işık ne kadar güzel bir şey değil mi? İnsanı güzelleştiriyor ışık. Hemen. Şöyle. Şöyle, burası böyle bir yer. Ondan sonra ciyom, şu ben oluyorum. Şöyle, bunlar elbiselerim. Bunlar bağlamalarım. Biri küçük, biri büyük. 5 taneydi, üçünü gazladım. Sanki hepsini çalıyormuşum gibi, bir sürü sazım var. Şurasını öne getirdim. Yukarıda kaldı. Arkaya getirdim. Kıçım açık kaldı. İçine inanın bazı şeyleri kombine etmek var ya. Zulüm 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 yani. Çok zor kombine etmek.
Neyi neyle giyeceksin hani? İçine ne giyeceksin? Dışına. Üstüne. Şunu giydim. Aşkın içinde aşk var. Eteğim nasıl? Ay. Çık şuradan bakayım nasıl olsa. Evet. Görüyor musunuz? Bakayım. Görüyorsunuz. La 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 la. Şımarıyorum. Olsun. Benim şımarıklığım da bu olsun yani. Ne yapayım? Şu saatim nasıl? Çok güzel değil mi? Mercimek, kuru fasulye, nohut, buğday, her şey var. Ters koymuşum. Nasrettin Hoca'nın saati gibi. Ters duruyor. Patlat bir şarkı, koy bir kadeh, içiyoruz yine bu gece mi? Her şeyi boş ver, çal bu gece. Bu odada daha rahatım sanki. Aynen. Çünkü bu oda benim sanatçı odam. Sanatçı ne ya? İşimin odası yani. Eşyalarım var. Şarkılarım. Neyi okumuyor? Mihriban Ağa çok severim. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışsın, çözülmüyor Mihriban, Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor Mihriban. Sevdiğim Mihriban. Evi bir şey götürmüyor yavrum. Sadece benim odam dağınık. Ha. Allah Allah. Bak, küserim bak. Engellerim bak. Dağıldım biraz. Toparlanmalıyım. Kimsenin tarlası değil hayatım. Belki bir mucize yaşadıklarım. Aşk benim her zaman tek kahramanım. Vallahi tek kahraman aşk, en büyük kahraman da aşk. Tek kahraman her zaman aşk bence. Belki de hiç hakkım yok. Sevmek benim neyime, ümit yok, teselli yok, yarından haberim yok, artık benden uzak dur, naz çekecek gücüm yok. Belki de hiç hakkım yok. Sevmek benim neyime, ümit yok, teselli yok, yarından haberim yok, artık benden uzak dur, naz çekecek gücüm yok. Allah Hüseyin Altın'a rahmet eylesin. Gani gani bütün ölmüş şarkıcılarımızın hepsine ne güzel şeyler bıraktılar, gittiler bize. Allah hepsine rahmet eylesin. Bir gün bu dünyadan çekip gideceğim tabii. Kim kalmış? Biri kalsa darılırdım valla. Hemen isyan çıkarırdım. Ama kimse kalmamış. E ben niye tek kalayım bu dünyada ki o zaman? Allah korusun. Allah Adem'i Aleyhisselam'ı yaratmış. Dur kalkayım da çarpılmayayım. Adem'i yaratmış, cennete koymuş. Arkadaşlar, sıkılmış mübarek orada, biliyor musunuz? Canı sıkılmış. Tek başına cennette. Düşünebiliyor musunuz? O kadar mutsuz olmuş ki. Yani cennet bile tek kişilik değil. Düşünün. İnsan yalnız hiçbir yerde mutlu olmuyor. Yalnızlık Allah'a mahsus. Sonra Havva'yı yaratmış. O kadar mutlu olmuş ki Adem. Aynen öyle. Ay şimdi burada da görürsünüz bir dağınık, yazarsınız canımı sıkarsınız. Sizle uğraşamam. Ay gideyim telefonu yerine koyayım da kendime rahat rahat bir kahve yapayım. Böyle. Allah Allah. Sonra da geleyim konuşuruz. Olur mu? Canım odam. Mua. Yaptım kahvemi. Eşyalarımın arasına geldim. Görünüyor muyum? Görünüyorum. Eskiden yapıyordum öyle, fanlarımla görüşüyordum böyle randevulaşıp, güzel oluyordu. Şu hastalık geçerse inşallah yine görüşürüz diyeceğim ama çok kalabalık oluruz. Bizi yan yana koymazlar artık. Eskidenmiş o.
artık sosyal mesafe diye bir şey var biliyorsunuz. Mecburen evlerde bile birbirimizden şöyle uzak oturuyoruz. Kalplere bak pembe. Gönlüm sende neydi? İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Hakikaten öyle ya. Ne güzel değil mi insanın sevdiğini görmesi? Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gülsen yeter. Uzaktan uzağa bir gülsen yeter. Kimse kimseyi çok seviyor demem. Sonra sevmezse ne yaparım? Ondan korkuyorum. Sevin, gösterin. Şu bu demesin. Ayşe Fatma'yı çok seviyor. İşte Ali Fatma'yı çok seviyor. Ya da demesin, gösterin yani. Göstermek önemli. Herkes dese Ali Ayşe'yi seviyor, ne olacak ki sen onu sevmedikten sonra? Bırak ay gitsin, sen kal bu gece, vay aman. Işığımsın sen. Sessiz sessiz ağlar gibisin, vay aman. Güneş battı, gidecek misin, vay aman. Ay ışığı der durursun, vay aman. Yakamozsun sen. Ahmet abicim, Allah sana gani gani rahmet eylesin Ahmet Kaya'ya. Allah ne güzel şarkılar bıraktı bize. Bir tanesini söyleyeyim dedim de şeyden izin alamadım, sahibinden. İbrahim Erkal şarkıları da öyle, söylemek istiyorum ama şarkının sahipleri falanları filanları, hani bu resmi işler var ya, prosedür dedikleri, o yüzden okuyamıyorum. Yoksa benlik bir şey yok yani, haberiniz olsun. Yoksa İbrahim Erkal, Allah gani gani rahmet eylesin, ne kadar seviyorum onun şarkılarını ya. Bazı şarkılarım var benim kendimin, dinleyemiyorum. Dinleyemiyorum, elimde değil. Acı çekiyorum. İbrahim Erkal'ın da öyle bazı şarkıları var. Çare gelmez ağlamaktan, ayrılır mı et tırnaktan, başka yol yok ayrılmaktan. Farz et sevmek yalan yârim. Allah diyorum, çok seviyorum şarkılarını. Kötü söyledim şimdi ama olsun. Sizi seviyorum, sokağa çıkmayalım. Zaten yasak ilan edildi, Allah'a bin şükür. Ondan sonra bu hastalık da gelsin geçsin inşallah ki tekrar yazın denizlere girelim, değil mi? Dolaşalım dağ tepe bayır. Sevdiklerimize gidelim. İyi akşamlar.